Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba. 5 Ayı programımızla karşınızdayız. Çok keyifli bir sohbet olacağını şimdiden söylemek istiyorum. Ekranlarınızın başından ayrılmayın diyorum. Çünkü konuğumuz sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Engin Benli. Hoş geldiniz Engin Bey. Hoş bulduk efendim. 5 Ayı deyince ben de hemen bir... Evet, afiyet olsun diyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Sizi tabii ki gören herkes buraya gelene kadar Orhan Başkomiser diyor. Evet. Aslında siz tabii ki öyle tanınıyorsunuz ama... geçmişinize baktığımızda biz tiyatroyu görüyoruz, sinemayı görüyoruz, evet. Ki ben aklıma ilk olarak bir festival filmi olan Kırık Midyeler geliyor, oradaki performansınız gerçekten geliyor. Evet, ama tek üzüldüğüm şey sizi tiyatro sahnesinde izleyememek oldu. Çünkü böyle yorumlara bakıldığı zaman Engin Benli deyince sizin o kemikleşmiş izleyici kitlenize bakıldığında tiyatro sahnesinde nasıl devleştiğiniz konuşuluyor. Ben çok üzüldüm. Özellikle sizi tiyatro sahnesinde izlemediğime, ama umarım şu tiyatrolarda hazır açıldı ya, belki sizi güzel bir oyunla önümüzdeki sezonlarda görebiliriz. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve bu renkli dünyaya girişinizden bahsetmek istiyorum ilk olarak. Tiyatroya aslında duyulan ilgi ilkokul yıllarında başlıyor. Evet. Şimdi sen bana çok güzel bir gol attın, onu ilk önce bir söyleyeyim de yani hani dizilerden falan bahsetmeyip direkt tiyatrodan başladın, çok hoşuma gitti bu. Çünkü mesela 25 yıldır Kocaeli'de tiyatro yapıyorum. Mesela hala başkomiserim Kocaeli'de ne arıyorsunuz, burada cinayet mi var diye soranlar oluyordu. Bu çok hoşuma gitti şu andaki durum. Üzülüyordum tabii ki haliyle Kocaeli'de bisikletle dolaşırken falan filan. Onu bir ifade edeyim dedim. Şöyle tiyatro benim için çok enteresan bir şekilde oldu. Yani ilkokulda gerçekten böyle şiir ezberlemeye başladım aşırı derecede. Hani bir öğretmen bir şiir veriyordu. Evet. Bakalım hadi kim ezberleyecek bunu, hemen ben el kaldırıyordum. Hadi tamam, hiç kimse kaldırmıyordu. Çık bakalım oku falan diye. Sonra taklit yapmaya başladım enteresan bir şekilde. Hatta ilk öğretmen hadi şarkı söyleyen var mı dedi. El kaldırdım yine. Ya harika. Ondan sonra Ferdi Tayfur'un Susadım Çeşme'yi söylemiştim. Ve taklit ederek yani. Harika. Öğretmenin bir hoşuna gitti. Daha başka neler var sende dedi. Metin Akpınar Zekalat'a taklitlerini yapmaya başladım. Allah Allah, öğretmen kaldı böyle, ama tam böyle 5. sınıftayken keşfedildim. O yüzden mezuniyet töreninde benimle birazcık fazla... İşte kendimi gösterdim, ama hani en son senede göstermiş oldum. O yüzden keşke 1. sınıftan itibaren yapsaydım. Çok işe yaradı çünkü. Aslında ne kadar güzel bir yere değindiniz. Şimdi çocuklarımız tabii ki işte lise sınavı, üniversite sınavı. Aslında çocuklarla ilgilenen uzmanların söyledikleri bir şey var ki muhakkak müfredata konulması gereken dersler. Evet. İşte felsefe, drama, evet, tiyatro, müzik. Bunlar aslında işte bizim nasıl karakter özelliklerimizin, işte entelektüel kimliğimizin temellerini attığımız seneler, değil mi? Evet, evet. Sizin o senelerde öğretmeniniz size böyle bir şiir vermeseydi ya da gel bakalım taklit, evet, etmeseydi, belki biz şu anda hani oyuncu Engin Benli ile tanışıyor olmayacaktık. Evet, evet. Şöyle bir şey var. İlkokul bittikten sonra ortaokula başladım. 26 yaşında benim yeğenim var. Onunla beraber yolculuk yapmak zorunda kaldık ve ya dayı sen dedi nasıl başladın tiyatroya dedi. Anlatmaya başladım. Hani o kadar çok şey anlattım ki böyle. Gerçekten mi? Gerçekten mi ya dayı falan filan oldu. Ve hani gerçekten bir sürü röportajlar, televizyon programları var. Hani her tarafta anlatıyorum, ediyorum falan, ama yeğenimin benim ağzımdan duyması ya da böyle özellikle şey yapması çok hoşuna gitti ve inanamadı. Ortaokulda şöyle bir şey, Keçileri Kaçıranlar diye bir tiyatro oyununda oynadık. Aşırı derecede beğenildi. Sonra okul birincisi bir arkadaşımız Cahit Atay'ın Pusuda adlı oyununda başrol oynuyordu ve yapamadı, yapamadığını söyledi. Ezberleyemiyorum hocam, olmuyor, yapamıyorum falan filan demiş öğretmenimize. Öğretmenimiz de bana geldi söyledi. Dedi ki Engin, böyle böyle sene sonu gösterisi için bir oyun var, oynar mısın? Çok da az bir zaman var. Oynarım tabii hocam dedim, böyle hoşuma gitti. Hemen başladık provalara, hemen çalışmaya başladık ve çok güzel bir oyun çıkardık. Öğretmenler hatta benim zayıf olan derslerimi düzelttiler, böyle iyi oldu. Aynen işte, o yüzden hani bazen hayatına güzellikler katan benim de, evet, mesela eğer bu işi yapmış olmasaydım burayı göremezdim herhalde. Çim sahaya dokunamazdım. Ne bileyim, o güzel yanları var. Neyse, çok başarılı oldum. Bir de La Chante Mi Cantare diye bir şarkı vardı. Toto, evet, Cutugno'nun. Onu söyledim böyle, ama
sözlerini bilmiyorum ama sallıyorum yani. La chanta mi cantare diye. Allah bir popüler oldum ben okulda. Öğretmenler dedi ki işte sen ne yapıp edip tiyatro okuyacaksın dedi. Ne Ben güzel. de dedim ki hocam tiyatronun okulum var yani. Sonra mezun oldum. Meslek lisesine başladım. Ve Torna Tesviye, Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi. Zor bir dönemdi o 3 sene. Hani yaz tatillerinde tornacıda, atölyelerde çalışmış olmama rağmen eğitimini alırken zorlandım. Bir de sırf erkek lisesiydi. Ortaokul öğretmenlerimle karşılaşınca hemen şey yapıyorlardı. Hatta hiç unutmuyorum. Güley Onbaşılar ve Sevim Girgin diye. Onlar aşırı derecede destek olmuşlardı. Engin ne yapıyorsun? Tiyatro okuyor musun? Tiyatroya gitmelisin diye. Ben de hiç tabii yani umursamadım. Dedim ki ya Allah tiyatro Allah Allah falan diye. Meslek sahibi olmamız ya gerekiyor ya illa. Evet. Ya işte mühendis olacaksın ya ne bileyim işte asker olacaksın. Astsubay subay falan. Hayatı kurtarmanın yolları çünkü yani. O yüzden bayağı bir bocaladım falan. Sonra üniversite sınavını kazanamadım. Sonra ilginç bir şekilde böyle rahmetli babamı işe gönderdi annem. Hep işe gönderip kahvaltı hazırlardı. O zaman TRT İzmir programı vardı. Sonra İzmir Devlet Tiyatrosu müdürü televizyona çıkıyor ve işte diyor ki böyle böyle üniversiteyi kazanıp da lise mezunlarına bir ay kurs veriyoruz ve onlara işte eğitim veriyoruz. Oyunlarda FGR olarak kullanıyoruz yardımcı olur oyuncu olarak. Anne bunu bir duyuyor gidiyor İzmir Devlet Tiyatrosu'na. O gün de tam sanatçı toplantısı falan varmış galiba. Bütün sanatçılar orada. Bahçede oturuyorlar yazın tabii ki sezon bitmiş. Annem gidiyor işte sen falan yapıyor. Ben mi falan filan diye çıkıyor müdürü buluyor. Söyleyeyim mi ismini? Cengiz Yılmaz o da. Bilmiyorum yaşıyor mu hala. İnşallah yaşıyordur. Geliyor işte diyor ki ben sizi sabah programda gördüm, televizyonda gördüm. Böyle böyle oğlum var. Lütfen ne olur yardımcı olun. Ben de o zamana kadar işte 20, 19 yaşındayım ve hani şey her türlü işte çalıştım. Yani Evet. İzmir'de her bir mesleği öğrendim. Ne bileyim çok girişken oldum, çok yırtık oldum aşırı derecede. Sonra birdenbire hani tamam dedi, kartını verdi işte. Ondan sonra gittim tiyatroya. Birdenbire hayatım başka bir şey oldu. Yani aşırı hani İzmir'in kızları çok güzeldi işte hani karım duymasın. işte şey yapıyorduk yani kız tavlamaya gidiyorduk. Ne bileyim işte erkek arkadaşlarımıza serserilik yapıyorduk falan filan. Böyle tiyatronun o kutsal şeyiyle karşılaşınca başka bir şey oldu. Böyle bir tamamen değişti, döndü yani hayat. Arkadaş çevrem değişti, hayata bakışım değişti, kitap okumaya başladım. İşte bir şeyler oluyor, ne oluyor falan. Aa diyorlar ki sen ne yapıyorsun? Çocuk oyunuyla başladım. Sonra ilk düğün ya da davulda çeşme rolü oldum. Böyle bir tane buğra alıp çeşme tutuyordum. Ve halk dansında oynuyordum falan. Onun haricinde çok mu konuşuyorum? Hayır, biz o kadar keyifle Tamam. dinliyoruz ki sizi bugüne kadar hani hem yazılı medya hem görsel medyada röportaj anlamında çok göremedik. Evet. Aslında siz bize çok kapalı bir kapıyı açtınız ve bu kapının arkasında da Engin Benli'nin asıl Evet. nasıl oluştuğu yani özellikle bu kadar yeteneğin, bu kadar kabiliyetin aslında çok da kolay olmadığını ve buralara da kolay gelinmediğini anlatıyorsunuz. Bunlar Evet. çok önemli detaylar. Aynen öyle yani. Gerçekten öyle. Ben de zaten bazen şaşırıyorum kendime. Hani nasıl bir hayatım olacaktı? Nasıl bir hayatım oldu? Yani tam Annenizin böyle çok önemli bir evet rolü var yani orada. aşırı derecede hani benim hayatımın resmen yönünü değiştirdi. Kesinlikle. İşte dediler ki sen iyi bir çocuksun, yetenekli bir çocuksun, saygılısın işte bilmem ne. Neden tiyatro okumuyorsun dedi. Ben de dedim ki gerçekten o gün yine sordum. Tiyatronun okulu mu var dedim. Evet. Ya git vur şurada duvara kafanı falan dediler hocalar, oyuncular. Sonra evet araştırdım baktım aa gerçekten konservatuvar var İzmir, Evet. İstanbul, Ankara falan filan. Dediler ki üniversite birinci basamak sınavını kazan gel. Ümit Bakış, Ümit abi selamlar. Seviyorum seni. Tuttu dedi al dedi bavulunu gel. Geliyorsun bizim eve bir hafta var sınavlara. Bir hafta içinde Ahmet Kutsi Tecer'in köşe başı oyununu
kahveci rolü. Onu hazırladık. Bir de Yağmurcu'dan Starbuck diye. Onun tiradını oynadım. İki tane tirat. Ve öyle sınava girdiniz. Öyle sınava girdim. Eskişehir'de abilerimiz vardı zaten. Yeni bir okuldu. Çok da güzel bir okul Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Benim için gerçekten büyük bir şanstı yani orada okumak. Abilik, kardeşlik, dostluk, dayanışma, her türlü şey. O zaman biz böyle birbirimize çok sıkı sıkı bir hayatımız vardı. Çünkü Eskişehir gibi bir şehirdesin. Hani çok fazla sosyal aktivite yok. Tabii ki. Hani tamamen evle okul arasında gidip geliyorduk. Bir de Titanic vardı şey, Porsuk Çayı'nın kenarında kafemiz. Orada toplanıyorduk çünkü. Yani çok güzel bir öğrencilik yılı geçirdim, 4 yılı geçirdim. Hayatımın gerçekten böyle çok anlamlı yerleri, noktalarıydı orası işte. Kazandım, Eskişehir'e gittim, okudum orada. Bayağı bir bocaladım, yani bir travmalar yaşadım. Allah'ım ne oluyor bana, ben neredeyim falan filan bunalımlara girdim. Saçma sapan. Kimlik bulma çabaları yani. Değil mi? Shakespeare ne demek istiyor falan. Tüm tiyatrocuların yaşadığı evet ama ya. Okuldaki dönemler yaşadığı ya şeyler şimdi bunlar. Var olmak mı olmamak mı diye başlıyor Hamlet tiradı. Burada ne demek istiyor? Allah'ım iki saat herkes şimdi sırayla konuşuyor. Sınıflarımızda 12-16 kişilik falan böyle çok fazla değil. Herkes böyle yolunu katıyor. Aynen. İşte var olmak mı olmamak mı ne demek istiyor acaba? Hoca soruyor sence ne demek? Ben de o kadar özenli ve düzenli cümleler kurmaya çabalarken işte diyorum ki ne demek istiyor acaba Shakespeare burada? Soru tam sıra bana geliyor saçma sapan. Mükemmel olma çabası. Evet yani hani güzel cümleler kurma, güzel sözler söyleme. Yani evet ama sonra çok birdenbire onu da çözdüm güzel oldu. Peki keyifli şimdi oldu. Bir oyuncunun gözlem yapması çok önemli. Evet. Aslında bunu insanlar belki de oyuncu olduktan sonra yani bir projeye başladıktan sonra yapmaya çalışabiliyorlar. İşte özellikle ilk izlediğimiz bölümlerde biz karakteri çok iyi anlamlandıramıyoruz. Çok daha düz bir karakteri izliyoruz ama sonrasında belki kendini bulabiliyor oyuncular. Ama sizin o gençlik döneminizde aldığınız, edindiğiniz tecrübeler, işte çalıştığınız yerler, gördüğünüz insanlar. Aslında sadece belki şu anda dizide oynuyorsunuz, evet bir karakteri oynuyorsunuz ama o karakterin içinde birçok kişi barınıyor. Bunun da getirisi o işte gençliğinizde yaptığınız işler, edindiğiniz tecrübeler. Bu aslında bir mesaj saklı burada. Evet. Özellikle tabii ki oyunculuğu isteyen insanlar için. Ya şimdi benim 12 yaşında oğlum var. Ve hani gerçekten en iyi koşullarda ve hani en iyi şekilde büyütmeye çalışıyorum. Ve iyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum onu da düşünüyorum mesela. Biz gerçekten annemiz bizi sokağa bırakırdı. Giderdik, oynardık akşamlara kadar. Yağ ekmek sürerdik hemen acıkınca giderdik salça ekmek ya da onu yerdik falan filan. Öyle büyüdük yani hani top peşinde koşturmaktan oynamaktan falan filan sokaklarda. Hiçbir korkumuz hiçbir endişemiz sokağa yoktu. Çıktığımızda hani aman ne olacak bir şey mi olacak başına bir şey mi gelecek biri kaçıracak mı falan filan diye öyle bir endişemiz olmamıştı yani. Hiç öyle bir korkumuz ne olmadı. Ne kadar haklısınız. Evet. Ama şimdi Allah Allah diyorsun yani. Sokakta elini yani bırakamıyorsun. Gerçekten hani 12 yaşında oğlum ve markete göndermiyorum. Hani ben gidiyorum. Hala ben gidiyorum mesela. Ya da telefon açıyoruz sipariş geliyor falan filan. Evet hani ya işte hani o şeydir ya insan sarraflığı falan filan. Tamam ne kadar hayatı görmüş olsan da gerçekten yani çözmüş olsan da yok abi insanın başka bir doğası var. Yani ne kadar insanları tanısan da o insan yine sana böyle çok güzel bir gol atabiliyor yani. Hayatımda öğrencilik dönemlerimde gerçekten hep böyle otostop çekerek hayatımı, tatilimi atıyorum okuldan dersten çıkıyorduk, otostop çekiyorduk. Oradakiler Eskişehir'de alışıktı hemen hiç yani aksatma olmaz yani. Durağa geldiğin anda, elini kaldırdığın anda tak dururlardı yani. O kadar bir dayanışma vardı böyle. İzmir'den Eskişehir'e otostopla gideceğim. Allah'ım böyle... Neyse bunu anlatmayayım yani sinir bozucu. Neden? Anlatın. Ya otostop çektim. Bir tane çok güzel bir Mazda durdu kırmızı. Sene kaç?
sene işte öğrenciyken 93 falan filan böyle sırt çantasını aldım. Böyle gidiyorum. Eleman durdu böyle kısa boylu falan filan kırmızı Mazda. Ondan sonra nereye birader dedi. Dedim Eskişehir'e. Tam ben de Eskişehir'e gidiyorum. Atla dedi böyle. Çok artist bir şekilde. Böyle işte ya işte birader ben de gidiyorum böyle 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 konuşuyor ama falan dedi işte dedi, arka cam kırılmış, arka cam kırık işte hırsız girdi galiba bilmiyorum. Bakacağım falan filan yaptı. Gidiyoruz ama sohbet muhabbet acayip inanılmaz güzel yani. Kanka olduk yani bir anda. Sonra Akhisar'da durduk. Akhisar'da köfte yedik dedim ki hani yolda gidiyoruz ben dedim ısmarlayayım bari falan. Eyvallah birader falan filan yaptı işte. Sonra bir tane lastikçiye girdik. Lastikçi de ya dedi ön cam biraz bu yaptı. Hatta arabayı bana kullandırttı. Hani geç birader mağazadır ya işte bilmem ne 2.16 işte şey otomatik dizel bilmem geç dedi hayatımda ne zaman kullanacağım bir daha dedi falan. İyi tamam dedi geçtik kullanıyoruz gidiyoruz böyle falan filan. Lastikçiye girdik dedi ki şu buradan bir kova su al da cama tutalım falan filan yaptı. Tamam birader dedim gittiğimiz kovaya ona bir baktım pırr, topuk toz toprak. Çanta. Benim telefon çanta cüzdan mizan hepsi arabada. Dedim ki şaka yapıyor herhalde. Hayır yapmıyor. Ve sonra atladım gittim dedim hırsızlık hırsız hırsız dedim. Ve hemen koşturdum en yakın bir tane büfeye. Telefon buldum. Dedim ki hırsızlık olayı var. Yani çantam telefonum her şeyim gitti. En yakın karakola başvurun dedi. Nerede dedim en yakın karakol koşturdum. Şeydeyiz yani Susurluk'tayız. Evet. Koşturuyorum böyle dedi. Karakola gittim. Böyle karakolda ifade verdim. Dedim ki ya yolda istikameti belli işte şudur budur falan. İşte dilekçe doldurdum bilmem ne yaptım falan filan. Geçti gitti orada kaldım böyle. Sağ olsunlar polisler beni gelen ilk otobüse bindirdiler ama bayram dönüşü müydü herhalde öyle bir şeydi. Bütün otobüsler dolu olduğu için ilk otobüs hani akşamın sabahın öğleden sonrasında bayağı geç oldu yani. Yani. Evet. O günden sonra otobüs otostop çektiniz mi bir daha? Çekmedim. Yani bence de çekmedim. Orada güveniniz çok evet, yani. Büyük kırıldı herhalde değil mi? Bir daha insanlara olan güveniniz. Ha şey oluyor mesela geçenlerde oğlumla beraber çektim ama sitenin önünden çıktım. Siteden çıkan, hı-hı, bizim siteden çıkan araçlarla otostop yaptık. Oğlum da hani o duyguyu yaşasın diye yaşadık. O da keyifliydi, güzeldi. Şimdi tabii ki özellikle işte 70 kuşağı, 60 kuşağı sonrasında anne baba olan insanlar evet, yaptıklarını hiçbir şekilde çocuklarına yapmamaları için uyarılarda bulunuyor. Evet ya. Sizin en büyük dersiniz bu olduğu için sanırım hem oğlunuza hem dünyaya gelecek tabii ki kızınıza. Aynen. Onun için de bir tebrik edelim hem size hem eşinizi. Çok teşekkür ederim. O da ne zaman geliyor dünyaya? Vallahi doktorumuzun söylediğine göre ocağın ikisi ya da üçü ama hazırlıklı olun yılbaşında da olabilir dedi. Evet gerçekten. Yılbaşı günü. Aynen aynen öyle. Bilmiyorum bakalım nasıl hayırlısıyla, sağlığıyla gelsin inşallah. Aynen öyle olsun. Şimdi tabii ki siz evet birçok işte tecrübe edinmişsiniz. Tiyatro var, sinema var, dizi oyunculuğu var ama onun yanında spordan da geri kalmamışsınız. Evet. Ve bugüne kadar futbol, boks, tekvando, kung fu, eskrim gibi birçok spor dalıyla uğraşmışsınız. Ayrıca Göztepe'de de lisanslı, hayır Hülya'ya sormadım. Tamamen kendi hazırlıyorum. Evet. Ha? Göztepe'de de lisanslı basketbolcu olarak da ayrıca oynamışsınız basketbolu. Evet. Harika spor dalları. Hepsini yapmanız yani çok muhteşem bir şey. Yani eskrim ya biraz şey galiba hırslı bir yapım var. Hani bir şeyi böyle zevk almaya ve çözmeye başlayınca ve bundan hani gerçekten kazandığını gördükçe daha çok güzel bir şey oluyor ya hissediyorsun ya. Hani biz evet çocukken hep sürekli sokaklarda oynuyorduk. Sonra futbol oynuyorduk ama. Lisedeyken gerçekten çok kısa boyluydum. Ve çok güzel bir arkadaşım vardı. İsmail Aksoylu buradan sana selam. O da böyle çok havalıydı böyle. Yani beden eğitimine de çok güzel böyle hazırlanıp basketbol maçları yapmaya başladılar. Ne kadar güzel. Ben de dedim ki yani ben niye yapmayayım ben de yapayım dedim. Sonra bir başladım bir zevk almaya başladım. Acayip derecede hoşuma gitmeye başladı. Ve oynadıkça boyum da uzamaya başladı. Sonra çok ciddi almaya başladım. Ayağıma ağırlıklar falan takıp 3 kilo, 3'er kilo böyle koşmaya başladım. Smaç atmaya başladım. Zıplamaya, aşırı güzel zıplamaya başladım. Sonra işte İzmir'de Alsancak Stadı vardı.
Onun böyle yan tarafında bahçede Amerikalılar gelirdi böyle şeyden. Ondan sonra onlarla maç yapardık. Ve yenerdik hani böyle deli olurlardı falan. Dediğimiz ki yani sonra da işte bir şey yapayım bari yani bir takıma gireyim falan. Sonra Göztepe ile işte anlaştık. Antrenmanlara başladım böyle güzel güzel çok keyifli gitmeye başladı. Sonra maç günü geldi. Hadi böyle bir oturdum bekliyorum yani sürekli hani biri beni çıkarsın da oynayayım falan diye. Onlar keyifli bir ha ha falan diye oynadılar ettiler bilmem. Dedim ben yani böyle yapmam dedim yani bıraktım. Ayrıldım gitmedim bir daha. Dedim sokak basketbol daha güzel ya dedim öyle sokakta devam ettim. Eskrim'de üniversitede Zeki Tümlü diye bir hocamız vardı. Çok iyi bir hocaydı. Böyle kılıcı aldık işte epe verdi bana. Evet. Dedi ki sen epe kullan. İşte okulda böyle başladık çalışmaya arkadaşlarla. Bir ay içinde ben çok hırs yaptım, istedim. Hocayla sürekli müsabaka yapıyorduk. Hoca da dedi ki ben seni müsabaka götüreyim mi? İster misin? Olur dedim. Götürdü Ankara'ya işte falan. Ankara'da Eskişehir'de Demirspor vardı. Demirspor'da böyle eski müsabakalara girdim. Çok iyilerdi. Ben daha bir aylık, iki aylık falan öğrenmişim, müsabakaya girmişim. Nasıl böyle eğlendiler bizimle biliyor musun? Böyle hani dalga geçerek tak tak falan böyle yendiler. Soyunma odasına soyunma odasına gittim ağladım yani dedim benimle nasıl dalga geçerler falan. Ben hiç hoşlanmadım o spordan yani bir kere deneyimledim şimdi bu çok büyük bir hakaret olacak hiç haddime değil ama sanırım o kıyafetler işte kafaya takılan o şey ve sürekli arkamdan bir şeyin beni çekmesi yani ben hoşlanmadım. Arkandan bir şey çekmiyor seni. Sadece işte hani bir evet, onun ben adı puantaj ne? Olması için evet, onun hani temas olması evet, lazım. Teması evet, teması göstermesi için. Ondan sonra için. Bir de bence eskrim hani o kadar güzel bir spor kesinlikle ki. Kesinlikle öyle. Birebir göre değil. Birebir hani her şeyini konsantrasyon, full evet. Veya en küçük gözlerinin içine bakarak yani ya da hareketlerine bakarak ne yapacağını kestirip önceden hareket edip puan o almak. Refleks. Yani benim gerçekten çok hoşuma gitti ve evet soyunma odasına gittim ağladım ama Zeki Hoca geldi ne yapıyorsun oğlum manyak mısın falan filan yaptı böyle. Neyse çalıştık devam ettik. Sonra bir sene sonra bizim okulda aynı böyle müsabakalar işte sene sonu festivali oldu. İşte öğrenci şenliği falan hepsini yendim. İşte azmi zaferi. Ve bir tane böyle kupam var. Çok güzel. Böyle basketboldan sonra bunda da bir şey olsaydı böyle hani olumsuz bir sonuç, şanssız evet. Mısınız sporlarda diyecektim. Aynen. Peki şimdi tabii ki hem bir kız çocuğu geliyor hem erkek çocuğunuz var. Onları sporla ilişkilendirmek için neler yapacaksınız ya da var mı oğlunuzun ilgilendiği sporlar? Var. Oğlum şeye gidiyor, basketbola gidiyor şimdi o da. Yani futbol mu, basketbol mu, futbol mu, basketbol mu, yüzme mi yoksa jimnastik mi falan o kadar biliyorsun sen evet. De daha yeni başlayacaksın merak etme. Ya hani hangisi acaba, hangisi acaba falan şey. Şimdi basketbolda karar kıldık. Kocaeli Basket'te antrenmanlara gidiyor. Harika. Ama şimdi bir sınav durumu var oğlumun. Onu halletmesi gerekiyor. Bir haftalık bir süreci var. Onu hallettikten sonra tekrar yüzme, basketbol devam edecek. Ben geçenlerde 3 gün önce beraber oynadık işte basketbol oğlumla beraber. Evet. Yeğenim de geldi. Sosyal medyaya yüklediğiniz bazı şeyler, videolar var ama belki onu yüklememişsinizdir. Evet, evet. Ama evet onun da sizin gibi spor yaptığını görüyoruz. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Peki şimdi Eskişehir'de büyüdünüz. Sonra Kocaeli'desiniz ve İstanbul'a gidip geliyorsunuz iş için. Aynen. Onunla birlikte bu şehirlerle birlikte Fenerbahçe ne zaman sizin kalbinize düştü? O Fenerbahçe aşkı nasıl başladı? Ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe aşkı... Herhalde ben doğduğum ve adımı bildiğim andan itibaren başlamıştır. Çünkü benim dayım çok koyu bir Fenerbahçeli. Hani kim aileye, sülaleye yeni bir üye geliyorsa hemen gider. Ona işte der ki bu çocuk Fenerbahçeli olacak bakan ona göre falan diye. Formasını alır, işte bilmem ritüelini yapar falan ondan sonra. Ve hani ama dayıma bir sözüm var onu bir türlü yapamadım ya. Ya dedi ki hani ne olur beni ölmeden önce bir Fener maçına götür Engin dedi yani. Sizi Fenerbahçeli yapan kişiyi daha maça evet. Getirmediniz mi? Ya fırsat olmadı yani. Allah nasıl hemen ya Selen yani aşk olsun. Keşke bunu getirseydiniz. Engin Bey ben kesebilir miyim?
Ben dayının tarafından. Yok, haklısın. Yani hatta şimdi eşimle evlenmeye gittiğimde de eşimi isteyen de dayım oldu. Ve ben de orada o kadar heyecanlı ve salakça bir şey söyledim ki, bizim sevgimiz Fenerbahçe aşkı sevgisi gibidir dedim. Böyle kaldı, herkes durdu, dayım toparladı falan filan. Tamam dedi işte. Öyle. Ben kızı istemeye dekoderle gideni duydum. Bu da ikinci şaşırdığım hikaye olsun. Ne dedi peki hani kızın ailesi, babası? Onlar da Fenerbahçeliymiş. Fenerbahçe konuşamıyorum. Onlar da Fenerbahçelidir herhalde. Evet. İyi var. Şimdi Fenerbahçeli zaten de. Yani öyle kaldı yani işte. Hani neyse dayım toparladı falan, araya girdi işte falan. Zaten kayınpeder de çok böyle sert bir mizaçtı ama dünya tatlısı bir adamdır. Böyle asla gülmedi falan, asla hep sürekli kaşlar çatık falan filan da böyle. Neyse şimdi çok güzeliz ama. Harika, ne güzel. Sonu güzel olsun, evet, zaten. Aynen. Dayıya söz veriyor musunuz burada? Tabii ki. Siz de veriyor musunuz? Hadi her zaman. Biz tamam, buradayız. Tamam, biz misafir edin o zaman dayımla. Dayı sözü aldık, tamam mı? Gidiyoruz yani. Her zaman bekleriz. Tamam. Şimdi tabii ki herkes Orhan Başkomiser derken bir de Yaman girdi hayatımıza. Evet. Aslında tabii ki sizin tecrübeleriniz, lütfen bilmeyenler için söyleyelim, tiyatrocu kimliğiyle görmeyi de çok arzu ediyoruz gerçekten sizi o sahnede. Ve tabii ki diziler, ama yapacak bir şey yok. Evet. Popülerite, sosyal medyanın da gücüyle hem Orhan Başkomiser hem şimdi oynadığınız karakter Yaman gerçekten de... İstersen şöyle bir şey yapalım Sena, yani bu Yaman Korkmaz karakterine girmeden önce... Tamam. Kocaeli Şehir Tiyatrosu'ndan da bahsedeyim. Tabii ben ki, sana. Tabii çünkü ki. Çünkü 97'de mezun oldum ben. Yani 95'te mezun oldum. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda 2 sezon geçirdim. Sonra 97'de Işıl Kasapoğlu'nun kurduğu Şehir Tiyatrosu kuruldu. Sefa Sirman döneminde. Ve kazandık. Orası da bir sınav yaptı. Yani 300 kişilik bir başvuru vardı. 20 kişi alındı orada da yine. Kazananlardan... Hani kadrolu kazananlardan bir tanesiyim orada ve kurucularından biriyim hatta. Orada bizim çok büyük şansımız şu oldu. Devlet Tiyatrosu ya da Şehir Tiyatrosu'nun büyük bir geçmişi var. Evet. Ama bizim orada yoktu. Yeni kurulan bir tiyatroydu. O yüzden hepimiz deli dolu aşk, yani tiyatro aşkıyla gittik oraya ve Işıl Kasapoğlu gibi bir adamla Hamlet çalıştık. Bu bizim için büyük bir kazançtı ve büyük bir hani hediye yani gerçekten. 6 saatlik bir Hamlet ile başladık sezona. Aralarda seyircilere çorba dağıtılıyordu falan. Ondan sonra Türkiye'nin ve dünyanın en iyi yönetmenleriyle çalıştık. Fransa'dan bir yönetmen geldi. Don Juan oynadım. İngiltere'den Malcolm Kitkey, şu anda hala Türkiye'de. Üç Kuruşluk Opera gibi bir oyunda oynadım. Sustalı Mac oynadım. Ondan sonra Daniel Soulier, Fransız yönetmen. Ve sonra başka bir yönetmenden yine Tartuffe oynadım. Gia Atan Antadze, Gürcistan yönetmen. O yüzden çok şanslıydık gerçekten. Ve ciddi anlamda tiyatro böyle doyurdu beni yani. Hani çok keyif aldım ve çok mutlu hissettim kendimi. Ama dizilerden böyle çok fazla teklif geliyordu ama evet, sıcak bakmıyordum. Dedim ki ben tiyatro oyuncusuyum, yani tiyatroda o sahnede oynarım dedim. Sonra hayır demez olaydım yani. Ama şimdi dönem de değişiyor yani. Aynen tabii. Sahneye konulan tiyatro oyunları, yazılanlar artık hani birçok oyun tabii ki oynandı. Uyarlamalara tabii ki hepimiz izlemek, görmek istiyoruz. Evet. Ama bir yerde de tabii ki televizyonda bir de izleyiciyle daha böyle buluşmak adına, birçok kitleye yayılmak adına doğru aynen, bir karar verdiğinizi düşünüyor musunuz? Aynen, kesinlikle düşünüyorum ki zaten ekonomik anlamda da düşünmek kesinlikle zorunda kalıyorsunuz yani. Tabii. Evlenip yeni bebeğiniz doğuyunca ay sonunu zor getiriyorsun. Hani evet, hatta getiremiyorsun. Neyse ki sonra diziler işte fikrimi değiştirip evet ben de oynamak isterim tabii ki deyince işte o zaman Abdullah Avuz'la bir şansımız oldu. Yazlık dizi diye başladık, Kanıt. Beğenildi, sevildi ve 3 sene yaz kış devam etti. Hala oynamasına hala ve izlenmesine nasıl bakıyorsunuz? Aynen. Ya bilmiyorum yani ve
keyifle izleniyor. Çünkü şundan dolayı zannedersem. Birincisi hani gerçek hikayeler. Evet. İkincisi her bölüm ayrı bir hikaye. Üçüncüsü iyi oyuncular yani. Ama gerçekten öyle. Ki siz dizilerde oyunculuğunuzun sanırım çok az bir kısmını bize gösteriyormuşsunuz. Sizi tiyatro sahnesinde izleyenler öyle söylüyor. Evet. Yani şimdi gerçekten mesela ben ne yapıyorum ki falan diyorum. Hani hiçbir şey yapmıyorum ki. Repliklerimi ezberliyorum. Evet hani olur konuşuyorum. Ama tiyatroda neler yapıyorum? Ha, tiyatro hani, tabii ki çok daha zor. Mesela Aziz Nami Yücelerten'le bir oyun oynamıştık. İzledin mi yoksa? Hayır. Sizi izlemedim ama başka oyuncularla İstanbul'da izledim. Aynı reji, aynı evet. Ama oyuncular farklı. Yücel abinin Ankara'daki... 2005-2006 senesinde evet. İzledim. Biz de 2000 dönemini yaşadık işte Yücel abiyle. Hmm. Kerem Atabeyoğlu'nun mesela evet. Hüseyin Avni Danyal'ın oynadığı. Hüseyin abi şimdi zaten beraber Eşkıya Dünya'ya. Onu da ben çok severim. Çalışmışlığım da var. Ben de çok severim. Buradan da Hüseyin abiye selamlar. Çok güzel, şeker bir adam. İşte... tiyatro başka bir şey ya. Yani yanlış yapma lüksün yok. Tekrar bir daha alalım lüksün yok. Olsa da toparlama şeyin var. Hani trak giriyor ya da keşkülliyorsun. İşte ağzın dolanıyor falan filan ama onu çok güzel toparlıyorsun ve dönüştürüyorsun. O supleks çok önemli tabii ki. Onun tadına varmak, gizli gizli içeriden kahkahalar atıp aslında normalde böyle konuşmak falan filan çok güzel bir duygu yani. Hani bir de bütün oyun bittikten sonra el ele tutuşup seyirciye bakıp hani şu sesi duymak, ayakta alkışlanıyorsa böyle en büyük mutluluk o. Yani gerçekten o. Hani biz oyuncular iki ses arasındaki, iki el arasındaki sessiz aslında. Aa, ne o kadar güzel. O kadar yani işte yani. Yani tabii ki bizim için ondan çok daha fazlasınız yani işte, ama. Tabii. Şimdi böyle birçok oyun saydınız ya. Mesela hiç unutamadığınız hangisi? Sizin böyle aklınıza geldiğinde hala burnunuzu sızlatan, kalbinize dokulan hangisi? Vallahi şimdi o kadar çok var ki yani. Hani, ve ben de hani şey böyle sahneye çıktığım andan itibaren benim için şey bitmiştir. Yani hani Engin benle değil, oradaki karakter vardır tabii ki de. Ben kendimi böyle kaybediyorum falan. Özgür Ozan benim Bursa Devlet Tiyatrosu'nda dönem, o Güzel Sanatlar Fakültesinden mezundu. Ondan sonra Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Hayvan Çiftliği diye bir oyun oynuyoruz. George Orwell'ın ve Malcolm Kitgay yine yönetmen. Hani Hayvan Çiftliği aslında çok kalabalık bir oyun. Tavuklar var, kediler var, atlar var, işte ne bileyim köpekler var, domuzlar var falan filan. Malcolm 8 kişiye indirdi onu ve ben de faşist domuzlardan biriydim. Hani bütün her şeyi kontrol eden, bütün her şeyi kesen. Özgür de Napolyon'du, o da benim liderimdi. İşte hayvan, yine toz toprak bilmem ne, ışık bilmem ne falan filan. Ben de orada süt var. Sütle boğazımı temizliyorum falan filan. Ondan sonra bana şey gittim yine böyle oynadım, orayı kestim bilmem ne yaptım falan filan. Sütü aldım böyle devirdim, oh falan dedim. Özgür de eğildi, yavaşlan hayvan bana da bırak biraz falan. Tamam lan falan diyeyim ve ona da bırakmıştım. Bu hani benim için onunla paylaşıyorum. Evet evet. Ve nasıl tutuyorsunuz orada o kadar espriden sonra tekrardan oyuna dönmek, o çok büyük bir yetenek gerçekten. Evet. Şimdi müzik tarafınızı, şarkı söylediğinizi ben yine sizi araştırırken öğrendim. Evet. O nasıl yine ilkokul yıllarına, o işte öğretmeninizin sizi tahtaya kaldırdığı zamanlar belki de ortaya çıkan bir şey ama biz böyle somut bir şey görebilecek miyiz? Evet, paylaşılan yine videolar var hani elimizde ya da izlemek istediğimiz ama hani böyle bir proje olacak mı? Bir single, bir albüm düşünür müsünüz böyle bir şey? Ya bu şimdi neden düşünmeyeyim diyorum ki. Tabii ki de yani... Ya bu şimdi bir sirkülasyon olduğu çok güzel bir şey oldu. Hani evet, başka yönlerimizi de göstermemiz, görünmesi hoş. İşte bu üniversiteyi kazanamayıp kafede çalışıyordum ben. Hani hem dershaneye gidip şey kazanmak için, dershane ücretini kazanmak için falan. Hem de aileme ek işte gelir olsun diye.
Bir tane çocuk geldi böyle gitar çalmaya başladı. O dedim ne kadar güzel çalıyorsun ya falan. Nasıl bir şey bu çalmak falan. İzlemeye başladım. İzleye izleye. Bir tane elemanın bir tanesi de kendi gitarını satmaya karar vermiş. Ama böyle tava görsen yani. Hani bildiğin tava gitar. Yani biz aramızda öyle diyoruz kötü gitarlara. Ha kötü gitar. Tava gitar istiyormuş. Böyle drong 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 diye ses çıkıyor. Ve işte o zamanın parası hiç unutmuyorum 85 liraya satıyordu. Ben böyle gittim patrondan dedim ki ya bana 85 lira verir misin? Ben hani haftalarından keserek bunu şey yaparsın dedim öderiz falan. Tamam verdi o da Şahin abi selamlar sana da. Ondan sonra o da çok destek oldu benim üniversiteyi kazanmamda. Verdi ve sonra ben böyle işte gitar çalmaya onu izlemeye Baka baka. izleye izleye baka baka ellerimi nereye koyacağım falan göre göre takip ettim ve çalmaya uğraşıyordum. Hatta o zaman da bir kız arkadaşım vardı. Yine eşiniz doktor bir kız arkadaşım. Böyle ya git başka bir yerde çalış ne olur falan filan diye. Hani ben de bir şey söyleyeyim. Drone böyle çalmaya çalışıyordum falan ki herkes kaçıyordu etrafımdan. Sonra okula gittiğimde Eskişehir'i kazandığımda okul bana bir tane gitar verdi. Kawai. Profesyonel bir gitar verdi. Hani çalmak isteyenlere öyle okulumuzun bir güzelliği vardı. Hani başka bir şey çalmak istiyorsan onu veriyor mesela. Klarnet veriyor, trompet veriyor. Ben de aldım kavayı. Ondan sonra onunla tıngırdatmaya başladım. Aa çalıyor, çok güzel gidiyor. Devam ediyorum mesela başka çalan arkadaşlarla. Onlarla beraber aynı ritim yapıyoruz. Çalıyoruz, iki ses yapıyoruz, üç ses yapıyoruz. İşte Savaş Özdemir'le tipiyle. O da benim sınıf arkadaşım ve ev arkadaşım da aynı zamanda. Valla böyle acayip güzel mutlu oluyoruz. Hani keyif alıyoruz acayip derecede. Ve söylüyoruz. Besteler yaptık. Ondan sonra sözler yazdık. Aşırı derecede. Hatta var mesela Cemal Süreyya'nın bir tane şiiri. Hani seni bir kere öpsem ikincinin hatırı kalır. Üçün boynu bükük diye. Onu besteledim mesela. Çok da güzel oldu. Ama hani tutup da böyle bir hadi bir kaset ya da bir CD ya da bir single yapalım diye düşünmüyorum, düşünmedim. Ama tabii ki neden olmasın Şimdilik ya. diyelim o Evet, zaman. aynen. O zaman sosyal medyada daha çok gitarlı videolar Evet istiyoruz. ya yapayım. Yapmayacaksınız da bari onu yapın. Tamam yapayım. Peki söz. Peki tabii artık günümüzde eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Evet. Senelerdir süren bir dizi ve gerçekten çok büyük bir seyirci kitlesi var. Gününde çok izleniyor. Evet. Tekrarları da aynı şekilde. Siz de ona katıldınız. Tabii ki çok değerli isimler var. Ne güzel eskiden ev arkadaşınızla birlikte de Evet. oynadınız sanırım değil mi? Tip Oynadım evet. karakteri şu an yok, Aynen. bitti. Ama oynamak da nasip olmuş Evet, size. evet. Nasıl projeden memnunsunuz sanırım? Ya şöyle söyleyeyim, ben Kanıt'tan sonra hemen hemen herhalde bir 10 projede Evet. oynamışımdır. Hani Kesinlikle. Ama biz hala Orhan Başkomiserdir. yok şimdi Yaman Korkmaz oldu Şimdi ha mesela. oldunuz mu? Oldu. O yeni nesildir. Yok bayağı bir, Gençler. hayır Aa öyle mi? gerçekten. Mesela bu pandemi sürecinde sürekli ben İzmit'ten İstanbul'a gidip gelirken sürekli çevirme oluyordu. Polisler, jandarmalar falan filan sürekli her seferinde. Hep şey diyor, aa başkomiserim denirdi. Şimdi vay Yaman Korkmaz falan falan diye böyle bir fotoğraf çekiliyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Yaman Korkmaz buyur abicim ama işte falan eyvallah fotoğraf çekilip gönderiyorlar işte. Şeyde de birçok yerde de mesela aa Korkmaz abicim Hamdi Baba'ya selamlar falan filan diye böyle sürekli böyle artık şimdi yani. Ha bu benim hoşuma gidiyor mu? Evet gitti çünkü gerçekten dediğin gibi güzel bir iş, temiz bir iş. Ekip çok iyi, oyuncular çok iyi, yönetmenler çok iyi. Hani senarist çok iyi, yapım çok iyi. Bir hani geriye hiçbir Evet. şey kalmıyor yani. Evet. Beraber hadi çalışalım o zaman diyorsun ve çalışıyorsun yani ve karşılığını da görüyorsun. O zaman neden olmasın devam. Ne kadar güzel. Aynen. İnşallah güzel sezonlar ve bol izleyicili bir şekilde devam eder diziniz. İnşallah. Ama Evet. biz tabii ki hem tiyatroda hem festival filmlerinde de sinemada da sizi görmek istiyoruz. Pandemi artık yavaş yavaş geride kalıyor. Yasaklar kalktı İnşallah tamamen. artık yani. Evet aşılarımızı Artık. oluyoruz. Evet. Sinemalarda açıldı. Var mı projelerin içinde sinema? Sinema. Sizden önce böyle Hülya ile küçük küçük konuştum. Bizim programımızdan sonra sizinle bir konuşacakmış. Yeni projeler var ama sizin bildiğiniz
belki vardır, belki yoktur. Ama istiyor musunuz sinema yapmak? Tiyatroya çok büyük bir özlem var, onu çok net anlıyoruz. Aynen. Ama sinemada da izleyiciyle buluşmak istiyor musunuz? Tabii ki istiyorum tabii ki. Önümüzde bir tane şimdi sinema var. Daha iyi bir yarın diye bir film. Daha iyi bir yarın. Evet, aynen. Bu işte arkadaşımızın bir projesi. Ozan Akbaba'nın eşinin, Buket'in Temmuz'un ortasından sonra başlayacak benim çekimlerim. Ve çok da iyi bir film gerçekten. Absürt ve keyifli, komik bir film olacak. Yine orada da işte aynı şekilde ekiple tanıştık, yemek yedik falan, yapımcılarla oturduk, oyun hakkında filmi okuduk beraber, hep beraber. İyi bir ekip, iyi bir kadro oldu. Bence film de çok güzel olacak. Umarım yani iyi olacak. Ne güzel. Vizyona da sanırım yakın tarihte, o da festival filmi olacak ama Türkiye'de de yayına girecek. Muhtemelen girecek. Çok galiba, güzel. Evet. Sizi her alanda görmek istiyoruz. Teşekkür İlk olarak ederim. Tiyatro. Evet. Sonra sinema. Sonra müzik. Tabii. Ve tabii ki dizi. Valla evet. Dizi olmazsa olmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Valla ben de çok keyifliydim yani. Hiç. Ben daha çok şey, böyle kasıntı olacağım zannediyordum. Ay sıkılacağım, ne yapacağım, ne diyeceğim. Keyifli oldu. Çok güzel oldu. Keyif almanıza sevindik. Sizi de çok yakından tanıdığıma ve tanıttığıma da ayrıca seviniyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tekrardan güzel projelerde, güzel günlerde görüşmek üzere diyorum. İnşallah. Çok mersi. İnşallah. Evet, 5 yayını bu haftada noktaladık. Bizler gördüğünüz gibi çok keyif aldık. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Görüşmek üzere tekrardan. Hoşçakalın.